Aşkın peşinden düşüyorum.
İllallah. İllallahul melikul hakkul mubin. Muhammeden Resulullah'u sallallahu aleyhi ve sellem. Allah. Velahiru Allah. Vessahiru Allah. Velbatiru Allah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel mesir. غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Peygamberlerin evveli Hazreti Adem ve sonuncusu bizim peygamberimiz ve bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin maneviyatı, ruhaniyeti himmetleri üzerimize olsun. Ve 12 tarikatın pir, izan, can, canan efendilerimizin bütün himmetleri üzerlerimize olsun. Amin. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali Keremullahu Veş Efendimiz radıyallahu anh, evvel kapı sıddıkiyettir. Sıddık olmadan Ali El Murtaza'ya varılmaz. Öyleyse hepimiz Sıddık-ı Ekber'de Nakşibendiye usulünü edeperken saygı, hürmet, kardeşlik ve birlik ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evvelen ve bizzat Hace-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin nuru, hikmeti, letaifleri hepimizin gönlünde şad olsun. Amin. Evet, bizi sevindiren kardeşimiz, dostumuz, canımız Eşref Efendi de aramıza iki gündür hoş geldi, şeref getirdi. Dolayısıyla bütün dünyaya Hazreti Allah vahdeti gerçekleştirsin. Biz hepimiz Allah'ta ve Resulünde kardeşiz. La ilahe illallah'ta, Muhammeden Resulullah'ta biriz. 12 tarikat birdir aslında. İsimleri çok olsa da vahdetimiz birdir. Onun için Hazreti Kur'an ile ve sünnet-i seniyye ile ve tasavvuf yoluyla tekrardan Ebu Bekir Sıddıklar, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar ve Şah-ı Nakşibendi Behaudin Hazretleri gibi nice nice veliler yetişir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben şimdi mikrofonu yine Eşref Efendi dostuma, kardeşime veriyorum. Allah razı olsun. Maşallah. Hey. Kardeşimiz çok güzel dua etti. Çok güzel temennilerde bulundu. Ya Rabbi Allah onun bu güzel temennilerini kabul eylesin. İzzetilerin hakkında. Ya Rabbi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Evliyalar himmetini üzerimizden eksik etmesin. İnşallah onların yolunda izinde olalım. Estağfirullah ve kulum as-sadıkın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani her cuma namazında imam hutbede bunu okumasa bu ayeti cuma kabul olmaz. Öyle bir sır vardır. Ayet-i kerimenin manası ey inananlar sıddıklarla beraber olunuz buyuruyor. Yani sıddıklar peygamberlerdir, sıddıklar evliyalardır. Onun için Allah'ın dostluğuna vermişlerdir. Allah. Evliya olamasanız peygamber olamazsınız. Evliya olabilirsiniz. Ama evliya dahi olamazsanız en azından onlarla beraber olunuz emri var. Allah'ın rahmetidir bu.
biz aciz kullarına ki hepimizin vazifesi bu alemde, dünyada her bir kulun vazifesi, her bir çocuğun vazifesi aslında dünyaya geliş sebebi evliya olmak içindir. Ve bu imkan, hak hepimize verilmiştir. Lakin çok azımız kullanır. Çok azımız nefsiyle savaşır. Çok azımız iradesini kullanır. Ve bu mertebeye yetişemez. Çok azımız yetişir. Ama hepimizin vazifesi ve ilahi emir hepimizedir ki evliya olarak çıkalım bu alemden, dünyadan. Allah'ın huzuruna evliya olarak varalım. Nedir bu evliyalık? Allah dostudur. Estağfurullah, inna lillahi ve inna ilahi raciun. Benden geldiniz, bana döneceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun huzurundan geldik, şuursuzduk. Yani onun huzurunda olduğumuz sürece ezelde onun huzurundaydık yine. Ama şuurumuz yoktu, haberimiz yoktu kendimizden. Allah bizi huzurundan uzaklaştırdı. Yani biraz uzaklaşınca insan daha iyi görür ve anlar. Anlamamız için, görmemiz için hakikati bu dünyaya indik. Yani düştük. Şimdi yeniden ilahi huzura yükselmemiz gerekiyor şuurlu vaziyette. Anlayarak, bilerek ben bir gizli hazine idim. Bilinmeyi diledim buyuruyor Cenab-ı Hak. Aranmayı, bulun. Onun bir geri yansıması o. Bizim vazifemiz Allah demektir. O, halbuki o Allah demeden biz Allah diyemeyiz. O Rab demeden biz Rab diyemeyiz. Onun değişinin yankısıyız biz. Ama şuurlu bir şekilde. Bütün mesele bu şuura ermemiz. Allah nasip eylesin inşallah. Amin. Ancak evliyalara tabi olmak olur. Peygamber'e tabi olmamız evliyaya tabi olmakla olur. Çünkü onlar varisi enbiyadır. Ya Muhammed senden sonra ne olacak? Başka peygamber gibidir. Huzurda peygamberimizin gölgelerine tabi olmalıdır. Evliyaların hepsi peygamberimizin bir gölgesidir. Her biri bir gölgedir. Çünkü o da başkası da olur. Bir sırdır bir aşıklar anlar. İnşallah böyle Allah diye aşık olalım, sevelim. Amin. Amin. Onun tarafından da sevinelim. Amin. İnşallah. Hürmetine Habib el-Fatih. Eyvallah. Hayırlı geceler. Namazı kılalım, yatsıyı ezan okursun.